biçimde bozulmasının 7 nedeni olduğunu saptadık. Bu 7 büyük yanlışı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımlar uzun ve plansız projelere dönüştürülmüştür, yazık edilmiştir. Uygulanan yanlış politikaların yarattığı ekonomik kriz nedeniyle İstanbul Belediyesi'nin gelirleri enflasyonun da üzerinde tepe taklak edilmiştir. Hile yapılmış, kamu maliyesinin bilinen tüm kuralları çiğnenmiş, korkunç bir israfa yol açılmış. Örneğin, ilginç bir örnektir. Temmuz ayında kullanılacak olan maliye katkı payı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ülke tarihinde ilk defa 15 gün önce, yani biz yönetime gelmeden bir hafta 10 gün önce ödenmiş, maliyeden gelen ve Temmuz ayında kullanılması gereken 1 milyar liraya yakın 980 milyon liralık tüm nakit bir hafta içerisinde tüketilip bitirilmiştir. Yaklaşık 1 milyar liranın nereye ve nasıl harcandığını elbette kamuoyuyla paylaşacağız. Bizden önce erken ödeme yapılırken bizim iş başına geçtiğimiz Temmuz ayının ödemesi ise yapılmıyor ve şu anda kamu tarafından bize gönderilen para ülke tarihinde ilk defa 15 gün önce Haziran ayının ortalarında yapıldığı görülmektedir. Gerçekçi bütçe yapılmamış, krize ve seçime rağmen gelirler şişirilmiş ve giderler düşük öngörülmüştür. Gerçekler karşısında bütçe dengeleri alt üst olmuştur. Son iki yıldır elde avuçta hızlı satılabilecek ne varsa satılmış, bütçeyi dengelemek için belediyenin elindeki gayrimenkuller değerini bulmadan satıldığını düşünmekteyiz. Belediye şirketleri çok kötü yönetilmiştir, yönetiliyor. Şirketler bu anlamda karlılıkları azaldığı için belediyeye kar payı veremedikleri gibi maaş ve vergi ödemeleri için de belediyeye muhtaç durumda kalmışlardır. Son olarak ülkedeki seçim ekonomisinin ne yazık ki oluşturduğu sıkıntılar ve bedeller İstanbul'a ödetilmiştir. Geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında sadece 7 milyon lira vardı. Buna karşılık kasa teslim alındığında 5.8 milyar lira vadesi geçmiş ve ödenmemiş ödeme beklemektedir. Bunlar müteahhitler, şirketler, iştirakler, firmalar ve şahıslardır. Bu 5.8 milyar liralık vadesi geçmiş borcun 1.5 milyarlık kısmı iştirakları olan borç olarak birikmiştir. İştirakler ödeme alamadıkları için taşeronlarına da ödeme yapmamışlardır. Bu ise hizmetlerde aksaklıklara neden olmakta, hatta yapılamama noktasına geldiğini görmekteyiz. Örneğin Ağaç AŞ ciddi anlamda taşeronlarına uzun süredir ödeme yapmadığı gözlemlenmiştir. Bu anlamda park ve bahçelerde de olumsuzluklar geldiğimizde tespit edilmiş durumdadır. Her ayın sonuna gelen Maliye Bakanlığı payı önden alınmış ve tamamı harcanmıştır. Üstelik vergiler ve maaşlar için de tek bir kuruş bırakılmamıştır. Bu nasıl olabilir diye soruyoruz. Hangi normal kamu yönetimi böylesi bir karara imza atmıştır diye de sorguluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükü 2014 yılında 7.6 milyar lira iken 3.8 kat artarak 2019 yılında ilk 6 ayında tam 28.8 milyar lira TL'ye ulaşmıştır.